Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Arkadaşlar yepyeni bir etkinlik geldi. Roket balon etkinliği. Bunun hakkında etkinlik bileti alınır mı alınmaz mı? Bilgi paylaşımı yapacağız. Neler almalısınız, neler almamalısınız bunları belirteceğiz. Lütfen videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi yoruma bir link bıraktım. Bu linke giderseniz 150 tane küp, 150 tane de madalya. Linke tıkladığınız an hesabınıza ücretsiz bir şekilde geçiyor. O yüzden gidin, linke bir tıklayın abicim, bedavaları alın. Bunu paylaşalım. Onun dışında 2 günlük ufak bir tatile gitmiştim. 2 günlük ufak tatilimde sizleri videosuz bırakmamak için stok videolar paylaşmıştım. Zaten sakallarım orada bayağı uzun belki anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi güncel bir videoya geliyoruz ve bu videolar stok video olduğu için bayramınızı kutlayamamıştım. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim arkadaşlar. Evet açıklamalarımızı yaptık. Bir tane daha açıklamam var. Instagram ve videolarımızın yorum kısmında çok fazla soruluyor. Dünya şampiyonasına ne yaptınız? Arkadaşlar dünya şampiyonasının ikinci etabına çıktık. Bu bir başarıdır. Gerçekten lekesizler ekibini tebrik ediyorum. Şimdi ikinci etap maçları ne zaman başlayacak? Cumartesi günü saat 16.30'da maçlarımız başlıyor. Allah izin verir de bir aksilik çıkmazsa cumartesi günü 16.00 itibariyle bir canlı yayın açmayı düşünüyoruz. İkinci etap maçlarımızı canlı yayında sizlerle birlikte yapmak istiyoruz arkadaşlar. İkili eleme usulünde iki maç kaybettiğimiz an eleniyoruz. Ama elenmeden üst üste galibiyet alırsak İlk 8'e kadar ilerleyebiliriz. Sizlerin desteğini bekliyoruz. Canlı yayınımız olursa lütfen buyurun, koşun koşun gelin arkadaşlar. Şimdi etkinlik bileti bölümüne gelirsek. İlk olarak sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Etkinlik güzel mi? Etkinlik bileti alınır mı? Alacak mısınız? Lütfen bunları bir paylaşınız. Şimdi gelen etkinlikte herhangi bir efsanevi ekipman vesaire yok arkadaşlar. Genellikle cevherleri vermek için yapılmış bir etkinlik. Bana sorarsanız güzel bir etkinlik. En azından boş geçilmemiş abi. Ödül var. Yani illa etkinlik bileti almak zorunda değilsiniz. Alt tarafta benim toplamış olduğum ödülleri çoğunuz toplamışsınızdır. Bedavadan hediye geliyor. Bir etkinlik yaptığınız yok. Zaten saldırı yapıyorsunuz. Madalyalar ilerliyor ediyor. Bedava hediye. Yani etkinlik güzel abi. Şimdi etkinliğe laf etmeyelim. Yok yeni asker falan filan gelmediyse de sıkıntı yok. Sonuçta biz ödülümüzü alıp ekmeğimize bakıyoruz. Bu nokta birinci etap. Şimdi ikinci etapta şunu paylaşmak isterim. Eğer ki etkinlik biletiyle altın bilet arasında kaldıysanız tabii ki altın bilet almanız sizlerin yararınadır. Ama köyünüz maksimumsa ekipmanlarınızı bir an önce yükseltmek istiyorsanız 200 TL'nizde fazladan varsa etkinlik bileti alabilirsiniz. Onun dışında illa etkinlik bileti almak gibi bir zorunluluk yok. Ha bana sorarsanız ekipmanlarınızı hızlandırmak adına işinize yarayacaktır. Ben açıkçası dünya şampiyonasında da ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Hesabımı bir an önce fulllemek istiyorum. Ve bir içerik üreticisi olarak sizlere almış olduğum etkinlik biletini buradaki hediyeleri de tabii ki göstermek isterim. Bu videomuzda etkinlik biletini alacağız. Bunu da paylaşmak isterim. Şimdi etkinlik bileti almazsanız ne oluyor abicim? 3150 madalya geliyor. Bunun üstüne bir de bonuslar geliyor. Şimdi etkinlik bileti aldığınızda yaklaşık 9000-10000'lik bin, bir puan geliyor. Etkinlik Etkinlik almadan önce bir ödül listesine bakalım. Şimdi sol taraftaki Sarı olmayanlar Etkinlik bileti almadığınızda alacaklarınız 2500 madalya geliyor 2250 mavi cevher Mor cevherden 215 geliyor Bir tane de arkadaşlar dekorasyon geliyor Eğer ki etkinlik bileti alırsanız 5000 madalya 600 mor Yıldızdan da 80 geliyor bir tane de dekorasyon veriyor Benim açıkçası dekorasyona ihtiyacım yok Buradan gelecek 600 benim işime yarayacaktır Şimdi İlerlediğimiz vakit. Toplamda etkinliğimiz kaç günmüş? 9 gün 12 saat. Bu süre zarfında eğer ki herhangi bir güncelleme gelmezse arkadaşlar benim planım şu yönde. Şimdi ben genellikle ekipmanlarıma önem verdiğim için çünkü köyüm maksimum arkadaşlar köyümü göstereyim. Kalan 6 tane iksir toplayıcı 7 tane de altın madeni var. Duvarlara kadar fullledim. Kalan duvarlar henüz güncelleme gelmediği için yükseltilemiyor. Şimdiki maksimum seviye kadar bütün duvarları fullledim arkadaşlar. Altın madeni ile iksir toplayıcı da çok önemli şeyler değil. Zaten 2 günlük falan yükseltme istiyorlar. 3 günmüş. Hızlı hızlı çerez niyetine bitiririz arkadaşlar. Şimdi herhangi bir güncelleme gelmezse eğer bu süre zarfında 9 günlük süre zarfında benim yapacağım hamleler genellikle ışıltılı cevher bu mor cevherden almaya yönelik olacaktır. Yani bütün madalyalarımı Mor cevhere verebilirim. Mor cevhere verdikten sonra üstüne kalanla da belki yıldız cevher alabilirim. Çünkü yıldız cevherde efsanevi ekipman yükseltirken ihtiyacımız olan ve bu baya zor biriken bir şey. Ama bana sorarsanız buradaki cevherler içerisindeki en önemlisi mor. Çünkü arkadaşlar hem normal ekipmanı yükseltirken de ihtiyacınız var, efsanevi ekipmanı yükseltirken de ihtiyacınız var. Mavi cevher yani parlak cevher gayet kolay toplandığı için çok fazla parlak cevher toplamak niyetinde değilim. Onu da paylaşayım. Alt tarafa geldiğimde ha bu söylemiş olduğum ekipman muhabbeti, abanacan muhabbeti köyün maksimum olduğu için. Eğer ki köyünüz maksimum değilse, köy binası 16'nın alt belediyelerindeyseniz yine de ekipmana önem veriyorsanız almak isterseniz alırsınız. Ama bana sorarsanız ekipmandan önce köyünüzü bir an önce fullemeye bakın arkadaşlar. Bu doğrultuda kesinlikle buradan rün almanızı ilk etapta tavsiye etmem. Kesinlikle abanmanız gereken kitaplardır. İlk etapta bütün kitaplardan toplamaya çalışın. Eğer ki etkinlik bileti alırsanız. Etkinlik bileti almazsanız. Alacağınız şey basit arkadaşlar. Mesela bir inşaat kitabı, bir kahraman kitabı alabilirsiniz. Üstüne yeterse bir kahraman kitabı daha alınabilir. Ama pek yeteceğini sanmıyorum açıkçası. Etkinlik bileti alırsanız ekipmanlarınızı bir kenara koyarsınız. Köyünüz maksimum değilse buradan bolca kitap alabilirsiniz abi. Bolca kitapları alırsınız. Zaten bütün kitaplardan neredeyse alınca etkinlik biletinden gelen bütün madalyalar neredeyse bitecek. Hatta bazı kitaplara yetmeyecektir. O hesabınızın genel kullanımını siz bildiğiniz için ona göre kitaplarınızı alırsınız. Ama bana sorarsanız buradaki en önemli kitaplar inşaat Kitabı ile Savaş Kitabı'dır. Sonrasında büyü kitabı ve kahraman kitabıdır. Çünkü genellikle en fazla süre isteyen bu kitaplardır. Kahramanlar genellikle işte 6 gün, 7 gün, 8 gün istiyorlar arkadaşlar. Ve artık hani kahraman iksiri de olduğu için kahramanların yavaş yavaş ilerlemesinde de çok bir problem yoktur. Şimdi alt taraftan da alım yapmak isterseniz eğer dost hayvan iksiri kesinlikle alınabilir. Hayvanlarınız maksimum değilse. Onun dışında açıkçası şöyle bir bakalım. Yani araştırma iksiri kesinlikle alınabilir. Çok güzel, gün azaltıyor. Yani inşaatçı iksirine bu kadar madalya verme taraftarı pek değilim açıkçası ama bu da alınabilecek bir iksirdir. Onun dışındakileri genellikle almayın abi gidip engel küreğine madalya harcamayın. Süper iksire madalya harcamayın. Güç iksiridir. Duvar yüzüdür. İnşaatçı yıldız kavanozudur. Kaynak iksiridir. Saat kulesidir. Ya bunlara Yükselmeyin arkadaşlar gidip almayın. Eğitim iksiri hani belki zaman darlığı yaşanıyorsa alınabilir bu arada. Onu da paylaşayım. Şimdi genellikle almanız gerekenleri paylaştık. Onun dışındaki etkinlikten bahsettik. Köyüm zaten full olduğu için ganimetler tıklım tıklım. Efsane liginde sezonun güzel bir noktasındayız. Bu ayın bitmesine 17 gün 9 saatlik bir süreç var ve ben şu an Efsane Ligi'nde 5730 kupadayım. Bu ay birazcık uzun sürecektir. Efsane Ligi'ndeki savaş günlüğümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Artı 283 attım arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane köyden 3 yıldız alamadım. Evet görmüş olduğunuz gibi 1-2-3 tane alamadım. Şu her gün ilk kalktığımda yapmış olduğum savaşın genellikle düşük yüzde de 2 yıldızda kalmasına da ayar oluyorum. Savunmam maşallah güzel iş yaptı. Bir tane tek yıldız verdi. Onun dışında 2-3 yıldız verip diğerlerini ikiletti arkadaşlar. Kendi çizmiş olduğum düzenlerimi kullanıyorum. Genellikle piyasadaki düzenleri alıp duvarlarla ve savunmalarla aktif bir şekilde oynadıktan sonra kendi düzenimi ortaya koyuyorum. Şu an kendi düzenim dediğim şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Maalesef duvardan dolayı gözükmüyormuş. Şu şekil. Zaten canlı yayınlarda da göstermiştim. Kendi hazırlamış olduğum bir düzenim var. Efsane liginde bunu kullanıyorum. Onun dışında kendi çizmiş olduğum bu düzenden de açıkçası dünya şampiyonasında çok memnundum. Bu düzende çok fazla patlayan oldu arkadaşlar. Yani genellikle düzenlerimi çizerken yıldırım depreme anti bir şekilde hazırlamaya çalıştım. Mesela şuradaki 2x sayı bir tane öfke kulesi yıldırım depremle iniyor. Ama güzel atmanız lazım. Parmağınızın titrememesi lazım. Bazı kişilerde şöyle uzaktan baktığında orada fazla karo var bunlar inmez diye düşünebiliyor ama normalde iniyor ama indirmeyenler de çok fazla oldu. Tabi orman minici Walker'ı birazcık anti yapmaya çalıştım. Onun dışındaki kombinasyonlarla saldırı yapıldığında net bir şekilde tabii ki 3 yıldız alınıyor arkadaşlar. Buradaki amacım hani dünya şampiyonasına ya da efsane liginde hep herkesin bilindik düzen kullanmış olması. Ben de farklı bir düzen kullanayım ki adam karşısına çıktığında alan nereden dalayım, ne yapayım bir şaşırsın kafasındayım arkadaşlar. Şimdi yeni çizmiş olduğum bir düzen var. Böyle bir düzen yaptım açıkçası. Şöyle hemen sizlere arkadaşlar gözlük görünümü yapayım. Bu şekilde bir düzenim var. Bundan da açıkçası ümitliyim henüz test ettik klanda bazı kişiler saldırı yaptı. Tabi 3 yıldız atan da var atamayan da var ama baktığımız etapta başarılı olabilir. Yani çok güzel düzen yaptım. Kafayı yedirten şurada bir monolit var. Ulan bu monoliti koyacak yer bulamadım arkadaşlar. Koruyucuyla yer mi değiştirsem dedim. Sonra tek dondurmaya belediye binası monolit her şey donuyor. Yani buradaki düzende de açıkçası Tesla'ları alıp monolitin etrafına belki e, döşeyebilirim. Böyle bir planım var. Neyse videonun durumu budur. Etkinlik bileti alınır mı alınmaz mı bundan bahsettik. Nerelere geldik değil mi? Efsane Ligi'ne geldik. Şunu paylaşayım. Eğer ki 200 lira verebilecek bir durumunuz varsa tabii ki etkinlik bileti alınır arkadaşlar. Ama yani... Param yok, verecek durumum yok diyorsan almayacaksın abicim. Etkinlikten gelen açıkçası cevher anlamında güzel bir durum söz konusu. Benim bu mor cevhere neden takıntılı olduğumu da paylaşayım. Yani mor cevher birikmesi gerçekten zor ve şimdi ekipmanlarımı sizlerle paylaşayım. Şöyle bir sıkıntı var. Normalde ben geri çağırma büyülü kraliçe yürüyüşlü orman binici saldırısı yapıyordum ve burada kullanmış olduğum ekipman koruyucu da öfke taşıydı. Fakat orman binici walkery kombinasyonu çok fazla etkili ve dünya şampiyonasına şöyle bir etkisi var. Ben geri çağırma büyülü kraliçe yürüyüşlü kombinasyonumu kullan kullanınca mesela iki tarafta 15-15 aldığında süreye bakılıyor ve ben kraliçe yürüttüğüm için süreden çok anti yaratıyorum arkadaşlar. O yüzden dedim ki artık ben de spam'a geçeyim dünya şampiyonasında. Şimdi de elim alıştı. Efsane liginde de kullanıyorum. Klan savaşında da kullanıyorum. Ve bu yüzden koruyucuda şifa kitabı kullanmam lazım. Şimdi bu ekipmanın seviyesi 14. Bunu bir an önce 18 yapmak istiyorum ama tıkandım. Mor yıldız istiyor abicim. Mor yıldız ne ya? Yani? Mor cevher istiyor. Şimdi bunu maksamak istiyorum. Binici kuklası muhteşem iş yapıyor. Bunu da bir an önce maksamak istiyorum. Şimdi şöyle paylaşayım. Bunları 15. seviye atmak için 600 tane mor cevhere ihtiyacım var burada. Bir yandan binici kuklasında da 600 var. İkisini topladığında 1200 ediyor. Bunlar 17. seviyeye gelince 600-600 bir daha istiyor. Yani toplamda benim 2400 mor cevhere ihtiyacım var. Bunu da es geçtim. Bir de donmuş ok var. Bunu 23'te bıraktım arkadaşlar. Burada da 600 mor cevher var. Yani her yerden mor cevher ihtiyacım var. O yüzden dedim ki buradaki etkinlik biletini alayım da hemen mor cevhere abanayım. Hepsine bir yandan dörder seviye vermek planımdayım. Şimdi demirciye girdik. Buradaki mor cevherleri alınca benim bu şifa kitabım 18 olacaktır. Binici kuklası da 18 olacaktır. İkisine 4-4 seviye verdim de benim elimi kolumu çok rahatlatacak. Ha donmuş oka belki yetmeyebilir. Donmuş oka da yavaş yavaş artık ilerleme sürecine gireceğiz. Arkadaşlar şunu da paylaşayım. Etkinlik biletini Supercell Store'dan alırsanız çok daha uygun bir fiyatlıymış. Bunun paylaşımını yapalım. Siteye girdim ettim baktım. Ama ben yine de oyundan alma taraftarıyım açıkçası oyundan alımı yapıp gelelim. Etkinlik bileti alımımızı gerçekleştirdik. Şimdi bu etkinlik bileti alımı ile birlikte hızlı bir şekilde madalyalarımızı ve cevherlerimizi toplamaya başlıyoruz. Evet üst taraftaki ödüllerimiz de açıldığına göre toplamalarımızı yaptık. Alt taraftan da açılanlar var. Daha fazla ilerleyemiyoruz. Şimdi toplamda toplamış olduğumuz madalya 5150'ye geldi. Herhangi bir harcama yapmayacağım. Bütün hepsini toplu yapmak istiyorum. Ama şöyle bir harcama yaparız arkadaşlar. 745 mor cevherimiz var. Arkadaşlar ben buradan koruyucunun Şifa Büyük Kitabı'na seviye vermek istiyorum. Yarın efsanelik savaşları var çünkü. Ertesi gün de var. Sonra da var. Sürekli efsanelik savaşlarımız var. Burada birazcık faydalı olmasını istiyorum. Çünkü 3 seviye vereceğiz. Az buz değil. Bak bir tane seviyede neler fark ediyor arkadaşlar. Şöyle bir yükseltme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bir daha yükseltme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve 17. seviyede kalıyoruz. 600 mor cevhere ulaştığımızda tekrar bu sefer maksimum seviyeye getireceğiz. Ve elimiz iyice güçlenecektir videomuzun yavaştan sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.